Suyunun sahilinde hitam buluyordu. Üç hatta mankasın olan toplardan var bu çiyefteki Abdülkerim Paşa tabyası en metini ve tekmil mevzuun zaptı noktayı nazardan en mühim idi. Osman Paşa ordusunun İslahiyesi son sistem olup toplarında ekseri grup mamulatından idi. Grup mamulatından idi. Fakat Ruslar Polonya Ali Acele Plevne'ye Alel Acele hücum hususundaki fikirlerinden hala vazgeçmiyorlardı. Prens Charles Poruçak esbaba bir çak esbaba maneviye ve sevk elceyişe maneviye ve sevk elceyişe sert ittiler. Ez cümle mevsim şitanın takribi hasebiyle bu mevsimde neredeydik? Alel acele hücum fikrinden vazgeçmiyor efendim. Cümle. Bu mevsimde Bulgaristan'da
harekat müşkil olacağını iyilik behara ilkbahara yakın bir sefere daha lüzum kalacağını söylediler. Bundan başka 5 Eylül'de Kara Lum'den Yantıra'ya devmeden Kara Lum'dan devmeden Yantıra'ya ricat mecbur olan veli ahdın bir taraftan Mehmet Ali ve diğer taraftan Süleyman Paşa tarafından cidden tehdit olunabileceği melahatimi de buna inzimam etti. Prens Şarp ise kendisinin ordusunun ve ordusunun Ruslar tarafından cesaretsizliğe ithamına mahal bırakmak için evvelce düşman mevzini sarsmak için birkaç gün topçu muharebesi icra edilmek şartıyla hücuma muvaffakat etti. Eylül'ün 7. günü topçu muharebesi icra edilmek şartıyla hücum muvaffakat etti. Öyle ki 7. gün ne oldu ya? İcra Eylül'ün 7. günü sabahleyin Eylül'ün 7. günü sabahleyin 120
Rus ve 48 Romanya topu atışına başladılar. Ögle üzeri imparator Alexander refakatinde Grand Duke Nikola ile birçok erken maiyeti olduğu halde Plevne önüne gelerek muharebeyi seyir etmek müsait bir noktada durdu. O gün kendisine seneyi devriye tütecine mesadif idi. Devriye tetevcine mesadif idi. Akşam üzeri Osmanlıların top atışına kamilen şecaatle mukabele ettikleri ve mevzilerinin zerre kadar sarsılmadığı anlaşıldı. Ertesi günü bombardıman ertesi günü bombardımana devam edilmek kararıyla İmparator ve maiyeti Radinça'daki karargahına Romanya prensi Parodiyodiki kendi Parodideki kendi karargahına gitti. 8 Ağustos Ağustos'da topçu taarruzuna B
Bırak bir kat daha, bir kat daha şiddetle devam edildi. Öyle ki öğle üzeri Prens Charles 4. Fırka Topçusunun Abdülkerim tabyasının atışına mukavemet edemeyerek atışı kestiğini görünce alay askerle zaptına karar verildi. Topçu muharebesi Eylül'e kadar devam etti. Müttefik ordu 320 topçu ile birden Plevne üzerine saatlerce ateş ettiği halde Osmanlı topçularının şecaat ve mehareti sayesinde yine kendileri gelen telafata uğruyorlardı. Bugün tahrip edilen istihkamlarda yarın yeniden yapılmış olduğunu görüyorlardı. Yevmeskürede